Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşsiz ahlakının nübüvvetine ve doğruluğuna şahitlik yapması. Birinci olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahlakıyla, yaşantısıyla, insanlarla olan münasebetiyle kendini ispat etmişti. Halk arasında, insanlar arasında seviliyordu. Onun güzel ahlakı çekirdekler halinde insanın fıtratına dercedilmiştir adeta. Saf fıtratın tezahürü. Temiz yaratılışın gün yüzüne çıkması ve ruhun dış aynada yansıması demek olan güzel ahlaka sahip bulunmanın en önde gelen şartlarından biri belki birincisi terbiye ve telkindir. Güzel ahlak kendine has ortamlarda istenir, gelişir, rusuh bulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, nübüvvetinden önceki ve sonraki devrelerine bakalım. Güzel ve yüksek ahlakı ona kim telkin etmiş ve bu mükemmel terbiye ile onu kim yetiştirmiştir. Annesi babası diyemeyiz çünkü annesi babası doğmadan vefat etti. Annesi 6 yaşına vefat etti. Süt annesine verilmişti malum. Amcası dedesi desek 2 sene dedesiyle beraber kaldı. Dede ve amcaların ise içine bulundukları toplumda ona böyle bir ahlak kazandırmaları mümkün değildi amcalarının. Kim o zaman terbiye etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Terbiyecisi kimdi? Bunun en güzel cevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları içerisinde Edde beni Rabbi fe ahsene Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Efendimizin eşsiz ahlakı, kemal ahlakının ana merciği, ana kaynağı bizzat Rabbimiz Celle Celaluhu. İkinci husus, iyi veya kötü ahlakın gelişmesinde ortamın, çevrenin, toplumun tesiri çok önemlidir. Yaşadığı topluma, Mekke'ye gittiğimizde insanların vahşetle canavarları geçtiğini, haksızlığın, zulmün, faizin, sömürünün, kol gezdiğini, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, kadınların esir pazarlarında satıldığını, çocuklara baba bulmanın zorlanıp Kabe çevresinde kadınların çırılçıplak dolaştığını görürüz. Her mahallede bir caminin bulunduğu günümüz şartlarında nesilleri eğitmenin zorluğunu bir düşünelim. Bir de o asırda, o şartlarda en güzel ve en yüksek ahlak sahip olmanın ne kadar zor olacağını bir hesap edelim. Bu kadar şartların olumsuz olduğu bir devrede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın en zirvesini yakalamıştır. Ey Habibim sen ahlakın en güzeli üzeresin, en yüksek ahlak üzeresin buyurulan Kur'an'ı beyanda Efendimizin ahlakının ana kaynağı bizzat Rabbimizdir. Rabbimiz olması da onun nübüvvetine, onun peygamberliğine en büyük delildir. Üçüncü husus her peygamber gibi sevgili peygamberimizin de sıfatları vardır. Her peygamberin emanet, fetanet, ismet, tebliğ gibi sıfatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Efendimizin doğruluğu, güvenilir olması, aldığı vazifeler hakkıyla tebliğ etmesi, yapmış olduğu icraatlarında fetanet sahibi olması, zekanın basiretin en zirvesini yaşaması, temsil etmesi, günahsızlığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve bütün ceziretül Arapça, bütün Arap toplulukları, Efendimiz'i tanıyan insanlar tarafından bu vasıfların en zirvede temsil edildiğini ifade edebiliriz. Dördüncü husus, kendimize, çevremize ve tarih boyunca gelip geçmiş büyüklere ve büyük görünenlere baktığımızda kendilerine ancak belli ahlaki özelliklerin tezahür ettiğini, bir kısım ahlaki özelliklerin olduğunu, güzel ahlakın her türlüsünü hemen hemen hiç kimse de tam manasıyla tüm üniteleriyle temsil edilmesi mümkün değil. Bir sahada ahlakın bir yönünü temsil eden insanlar var. Kimisi mesela cömert. Cömert fakat aynı derecede affedici değil. Kimi cesurdur ama aynı zamanda cimridir. Hiç kimse de zirve noktada temsil edilmiş değil. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın her türlüsünü en üst seviyede temsil etmiştir ve bu ahlakı devamlı haldeydi. Bir sefer temsil edip öyle bırakmamıştı. Bir seferle iş bitmiş değildir. Beşinci husus. Bir insanda birbirine zıt güzel ahlakın birbirini naksetmeyecek ve engellemeyecek derecede bulunması oldukça zordur. Mesela bir insan düşünelim ki cömerttir ama bunu israf eder derecesine vardırabilir. Tutumludur fakat bu cimrilik seviyesindedir. Cesurdur ama bu cesurluk tevvür noktasındadır. Halbuki o zat bütün güzel ahlakı en güzel, en yüce bir şahsiyet oluşturacak şekilde kendinde toplamış ve hiçbir ahlakı zıddının sınırına asla vardırmamıştır. Mesela son derece cesur, celadetliydi. Ama aynı zamanda da son derece mütevazı, halim ve selimdi. Daha da önemlisi cesaret ve celadeti kalpleri kırıp dökme noktasına asla varmadığı gibi tevazusu ve affediciliği de hiçbir zaman zilleti ve korkaklık seviyesine düşmezdi. Vakarı ciddiyetinin yanında mütebessim ve huzur verici, metin ve çetin oluşunun yanı sıra alabildiğine re'fet ve merhamet sahibi, efendim dünyaya meydan okurken de kumlar üstünde oturup bir çocukla da sohbet edebilecek kadar tevazu sahibiydi. Bunlar gibi daha pek çok güzel ahlak hem de en zirvede birbirine karıştırmadan ve en mükemmel şekilde zatında toplayan, yaşayan, ümmetine numune olan ancak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Altıncı husus, hiçbir insan her sahada, her konuda rehber ve mütehassıs olamaz. İlim dalları düşünelim. Bir zat, bir sahada, iki sahada, üç sahada ilim sahasında mütehassıs olabilir uzman olabilir. Bu uzmanlık da yılları gerektiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bir terbiyeci, hem bir komutan, hem bir tıp bilgini, birayeti bir idareci, önemli bir öğretmen. Fakat bütün bunlar Peygamber Efendimiz'in hem de en üst seviyede gerçekleşiyor. Onun hayatı seniyelerini okuduğumuzda, bütün kaynaklarda açıkça bunu göreceğiz. Yedinci bir husus, o kutlu asra gittiğimizde, asır saadete gittiğimizde, hiçbir pedagoji eğitimi görmeyen, hiçbir askeri mektep bitirmeyen, hiçbir sosyal mektepten çıkış almayan, teleskop ve mikroskopla hiçbir tanışıklığı bulunmayan, hele hele okuma yazması olmayan o zatın sallallahu aleyhi ve sellem her sahada nasıl bir uzman gibi şaşmaz, eskimez, pörsümez, canlı ve ölmez sözler söylediğini, inkılaplar yaptığını, her sahada bir rehber ve mütehassis gibi emniyet ve rahatlık içinde konuşup hareket ettiğini gözlememiz gerekiyor. Daha da önemlisi bütün bu esas isteyen işleri yaparken sermaye olarak sadece 3 sene gibi kısa bir zaman dilimi var, hayat dilimi var. 40 yaşından 63 yaşına kadar. 8. husus zaman, imkan, huzurlu ve güvenli bir çalışma atmosferi gibi şartlar isteyen pek çok meselede bir insanın en yüksek ve en güzel ahlakı temsil etmesi, her türlü güzel ahlakın zirvesinde bulunması, yüksek ahlakın bütününe hiçbir birini naksetmeden ve zıddının sahasına girmeden sahip olması, güzel bir ahlaka arzı endam ederken diğerlerini unutmaması, ihmal etmemesi, başka biriyle karıştırmaması, o insanın doğruluğuna ve peygamberliğine en büyük delildir. Dokuzuncu husus, doktor hastaya ve hastanın durumuna göre ilaçları değiştirir. İlaçların dozajını gerekli ayarlarla ayarlarda bulunur. İnsanın da diğer insanlara karşı davranışlarını, huylarını, adet ve alışkanlıkların ayarlama ve hesaplama durumunda olması gerekiyor. Ahlaki davranışlar zaman ve zemine, makamın keyfiyetine ve muhatapların durumuna göre farklılıklar arz eder. Çoğu zaman davranışımızı yerine göre ayarlayamayız ve hatalara düşeriz. Mesela bir valinin emrindeki kişilere makamında göstermesi gereken vakar ve ciddiyeti evinde de göstermesi kibir ve kendini beğenme Olur, İnsanlara gösterilmesi gereken şefkat ve merhameti muharebede düşmana gösterdiğimizde kendi insanımıza karşı zulüm ve merhametsizlik etmiş oluruz. Yazık uykusuz kalmasın diye çocuğumuzu sabah namazına kaldırmamak, onu acımak değil, bilakis en büyük kötülüktür. İrşad adına, muhatabın durumunu, seviyesini ve şartları nazara almadan bütün doğruları sıralayıvermek, irşad olmadığı gibi sıraladığımız doğrular adına da hem bir ihanet hem de bir cinayettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarını, sözlerini, uygulamalarını tek tek incelediğimiz zaman onun yer, kişi, mevki ve zaman şartlara göre söz ve davranışlarını bütün inceliklere, riayetle nasıl ayarladığını ve bu sahada en ufak bir falsu vermediğini görürüz. Bu da onun sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine vazık bir delil, açık bir delil olarak karşımıza çıkıyor. 10. husus. Diyelim ki bir durumda söz ve davranışlarımızı ayarladık irademizin gücünü göstererek hareket biçimimizi tayin etmeye muvaffak olduk. Fakat çok defa insan hem ani hem de isabetli düşünmeye, karar vermeye imkan bulamadan karar verme mecburiyetinde kalır. Mesela bir savaş esnasında, sahasında hemen karar verme durumunda kaldığımızda oturup uzun boylu düşünmeye kalkmamız büyük bir mağlubiyete, felakete sebebiyet verebilir. Sonra çok defa ani verilen kararların neticesi, düşünülmeden sarf edilen sözlerin ve hesaplanmadan atılan adımların insanı içinden çıkılmaz durumlara soktuğu çok vakidir. Öyleyse konuşurken, bir iş planlarken gelecekteki hadiseleri, vuku muhtemel aksuz amellerini ve karşılaşılabilecek güçlükleri hesaba katma mecburiyeti vardır. Her sözü ve davranışı, her adımı asırlar boyu, her devrin, her anlayışın, her seviyenin insanı tarafından üstünü kabul görmüş, tatbike çok çok müsait ve en elverişli bulunmuş, karşılaştan her türlü müşkil ve zorluklara çare olmuş. Bu hususları yapan, yerine getiren ancak bir peygamber olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam olabilir. Ani vermiş olduğu kararların sonuçları itibarıyla da Müslümanların istifade ettiği, yanlışa düşmediği, düşünerek karar verdiği hususların da mutlaka sonunda insanların hayrına olduğunu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarında, uygulamalarında görüyoruz. 11. husus, Efendimiz Nebiler serveridir. Biz de onun sallallahu aleyhi ve sellemin, şahitleriyiz. Hak adına, hakkın temsilcisinin şahitleriyiz. Çünkü bu güzel ve yüksek ahlak ancak doğru insanlarda bulunabilir. Güzel ahlak doğruluğun toprağında yetişip sümbül verebilir. Yalan söyleyen bir insanın daha başka söz ve davranışlarında zaaf ve lekeler bulunmaması mümkün değildir. Yalan adeta fasit dairenin başlangıcı gibidir. Zincirleme arkasından da her türlü kötü ahlakı da sürükler getirir. Tıpkı doğruluğun güzel ahlakı sürükleyip getirdiği gibi yalan yalanı doğurur, kötülük kötülüğü doğurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu o güzel davranışlar, güzel hareketler, güzel uygulamalar, güzellikleri arkasından getirmiştir. Ve bu ahlakı yapmış olduğu davranışları insanların onun peygamberliğin nübüvvetini kabullenmelerine en büyük vesiledir. 12. husus birbirine münasip ve uygun şeyler arasında meyil ve Cazibe birbirine zıt ve muhalif şeyler arasında ise nefret ve itme vardır. Mesela seçtiğimiz arkadaşlarımız kendi karakterimize ve düşünce dünyamıza en uygun kişilerdir genelde. Efendimiz de eğer yanlış bir karakteri, yanlış bir uygulaması, yanlış bir ahlakı olsaydı, hoşa gitmeyen bir davranışlar olsaydı, etrafındaki insanlar ona göre o karakterde insanlar olurdu ve Efendimizin getirmiş olduğu bu güzel ahlak Bugüne kadar milyonlarca doğruluğu müsellem insanları kendine celp ve cezbeden insanın acaba doğruluğun özü ve hülasası olmaması mümkün müdür? Cezbeden en güzel olunca cezbeden de güzel olmalıdır. O ne yüce bir erişilmez bir cazibedir ki asırlardır milyonları kendine meczup hale getirmiş. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı bir vecibe bilmişler. 13. husus, böylesine yüce ve güzel ahlaka sahip olan bir insanda elbette ki izzeti nefis, haysiyet, şeref bulunacaktır. Ve o bu haliyle de asla yalana, hileye tenezzül etmeyecektir, etmemiştir. Bütün hayatı seniyeler efenimizin, bunun en büyük şahididir. Eğer yalanı, iftirayı, tezviri keşfetmiş olsalardı, Efendimiz'i bir kaşık suda çok rahat bir şekilde boğarlardı. 14. ve son husus olarak şunu arz edebiliriz. Beşer tarihinde hiçbir insanın hayatı, söz ve davranışları peygamberimizinki kadar araştırılmamış, araştırılıp tespit edilmemiş ve pratikte de yaşanmamıştır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu hayat dinin bir parçasıydı. İnsanlar ona göre kaydediyorlar Efendimizin davranışlarını, sözlerini, tavırlarını her haliyle, her yönüyle Efendimiz kitaplara konu olmuştur. Siyer ve magazi yazarları Efendimizin hayatını en ince detaylarına kadar araştırmışlar ve bizlere ulaştırmışlardır. Ayrıca bugün bütün yeryüzünde hem de araya boş bir zaman parçası girmeden günde beş defa ismi Allah ismiyle birlikte anılan yalnızca odur sallallahu aleyhi ve sellem. Ezanda, kamette, kelime-i tevhid, kelime-i şehadette biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini Rabbimizin ismiyle beraber zikrediyoruz. Rabbim Efendimiz'i hakiki manada anlamaya, onun sünnetini yerine getirmeye, onun gibi yaşamaya bizleri muvaffak eylesin, sıratı müstakimden ayırmasın. Hoşçakalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.